Hep Futbol kanalından herkese merhabalar. Batuhan ben. E, acil bir gündem var. Onunla ilgili çok kısa yorum yapacağız. Barcelona kulübü az önce yaptığı açıklamada Messi ile sözleşme yenilenmeyeceğini duyurdu. E, normalde iki kulüp anlaşmıştı e, para konusunda, yıllık ücret konusunda. Ancak hem La Liga'da getirilen yeni kurallar, hem Barcelona'nın ekonomik yapısı Messi ile sözleşme imzalamak için yeterli olmadığına karar verdiler ve bu yüzden sözleşme imzalamadılar. Messi'nin yıllık ücreti aslında bonuslara beraber geçtiğimiz sezon 111 milyon euro civarında bir paraydı. E, tabi Barcelona'da da artık en az e, bu kadar yüksek paraları verme gücü yok. Eskisi gibi değil Barcelona, çok yüksek borçlarla uğraşıyor. Bu yüzden e, yeniden sözleşme imzalamadılar. Şimdi Messi nereye gidecek? Messi yaşayan efsane biliyorsunuz, dünyanın en iyi topçularından biri olarak kabul ediliyor. E, bununla ilgili çok uzun zamandır aslında söylentiler vardı. Tem 1 Temmuz itibariyle Barcelona'la sözleşmesi bitmişti. O zamandan beri sözleşme imzalayacak, imzalanmayacak gibi çok polemikler vardı. Özellikle Manchester City ve Paris Saint-Germain'in ee, Messi'yi istediği biliniyor. Özellikle Paris Saint-Germain hani Neymar'la beraber Messi'yle tekrardan aynı takımda oynatıp artık yıllardır beklediği, istediği şampiyonlar ligini almak istiyor. Zaten para konusunda sıkıntıları yok Paris Saint-Germain'in biliyorsunuz. Katar'da sahipleri var. Sırf bu yüzden de ee, Messi'nin Barcelona'da sözleşme imzalamadığı söyleniyordu. Ama sonrasında Messi artık kulüp Barcelona'da futbolu bırakmak istediğinde üretmişti ve yönetimle de anlaşmışlardı. Ancak bu son dakika sürprizinden sonra Messi'nin yeni adresini şu an herkes onu konuşuyor, herkes onu düşünüyor. Ben Messi'nin Paris Saint-Germain'e gideceğini ve orada tekrar Neymar'la birlikte oynayacağını düşünüyorum. Ama artık nasıl La Liga'da Ronaldo gittikten sonra sadece Messi bile olsa La Liga eski La Liga değildi. Eski keyfi vermiyordu, eski izlenme oranlarına ulaşamıyordu. Messi'de gittikten sonra artık La Liga'nın da tadının tuzunun çok da kalmayacağını düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Eğer e, Paris Saint-Germain'e gelmezse de Adana Demirspor'la anlaşabilir diye düşünüyoruz. Herkese o. iyi akşamlar.